Demek Eda'yı gözün tuttu Şehrazat. Hı, evet. Bugün Bennu'nun projesini getirdi bana. Daha aktarırken bile işe ne kadar hakim olduğunu gördüm. Çok çalışkan çıktı. Doğru seçim yapmışız yani. Bence bin yapı için çok büyük bir şans. Ben çok memnunum bu durumdan. Benim halim ortada. Sen artık yarım gün çalışmaya geçsen iyi olacak. Doğumuna fazla bir şey kalmadı sayılır. Merak etme anne. Ben bundan sonra Bennu'yu hiç çalıştırmayacağım. Yok artık, o kadar da değil. Peki Eda'ya Asya kulelerinin tamamını emanet edebilir miyiz? Ne diyorsunuz? Kız tecrübesiz değil ama ne de olsa bin yapıda yeni. Hı? Bence Şehrazat süpervizörlük yaparsa hiçbir sorun çıkmaz. Aa, bu nereden geldi şimdi aklına? Bence çok iyi bir fikir. Sen ne dersin? Bilmem ki. Doğru olur mu? Neden doğru olmasın ki? Hayır yani Eda bunu nasıl karşılar? Emineciğim, kapıya bakar mısın? Bence sevinmesi gerek. Böyle neredeyse hazır bir projede çalışacak. Sayende başarısız olma şansı olmayacak. Tamam. Eğer siz öyle düşünüyorsanız memnuniyetle. Aa, Burak hoş geldin. Ne yaptın sen anne? Ne yaptın sen? Yakıştırdın mı kendine bu davranışı? Ne oluyor? Benimle saygılı konuş. Hiç utanmadın değil mi? Bu kadar düştün mü sen anne? Düştün mü? Bir katilin kızıyla birlikte olmana göz yumacağım mı sanıyorsun? Ayrılacaksın Burak. O kızdan ayrılacaksın. Asla ayrılmayacağım. Burak ne diyor anne? Sezen'in babasına gitmiş bugün. Kızını alıp buralardan gitmek için ne kadar istiyorsun diye sormuş. Az bile yaptım. Az bile. O adam teyzenin ölümüne neden oldu. Niye anlamıyorsun bunu? Bir katilin kızıyla birlikte olmak içine sinecek mi? Anne yeter. Sezen benim kız kardeşim ve bunda onun hiçbir günahı yok. Maalesef Kerem. Kız kardeşim dediğin kız bir katilin kızı. Senin katil dediğin de benim babam. Senin o adama hala baba diyebilmeni bir... Yeter anne! Tamam. Yeter. Sana son kez söylüyorum Burak. Eğer teyzenin hatırasına birazcık saygın varsa... ...o kızdan ayrılırsın. Ben Sezen'i seviyorum anne. Hayatımda ilk kez bir kızı seviyorum Burak, ben. Buramdan hem de. Burak tamam. Hayatımda ilk kez lütfen. Kalbimi hissediyorum ben. Şşş tamam. Sezen'den asla vazgeçmeyeceğim. Burak lütfen sakin ol. Çok özür dilerim. Çok tatsız bir gece oldu. O nasıl söz Bennu? Sen kendini üzme sakın. Hamilesin Bennu. Bak artık sakin olman lazım. Olmaya çalışıyorum ama. Hadi canım. Geceler. İyi geceler. Tekrar kusura bakmayın. İyi geceler. Kerem. Kerem biliyorum. O adam senin baban. Daha doğrusu dünyaya gelmene neden olan adam. Anne lütfen. Ama sen de anla beni ne olur. Kabullenemiyorum. Annenin daha 17 yaşındayken... Anne. Sen bunu nasıl yapabildin? Ne demek bu? Çünkü ancak bu dilden anlar o. Anladı mı peki? Anlasaydı parayı almış çoktan çekip gitmiş olurdu değil mi? 2 kere bana geldi anne. 2 kere. Kardeşinle konuş, kızımın peşinde dolaşmaktan vazgeçsin demek için. Ne? Bizi hayatından çıkar dedi. Ne sen beni arayıp bulmuş ol, ne ben seni görmüş olayım. Sen bir de bu adama gidip para teklif ediyorsun. Semih Özşener gurur abidesi mi oldu şimdi? Niye savunuyorsun o adamı? Bana daha çok acı vermek için mi? Ben sana o adamı savunmuyorum anne. Sadece olanı söylüyorum. Semih Özşener de en az senin kadar karşı bu ilişkiye. Benim buna inanmamı bekleme Kerem. Asla. Asla inanmam buna. Ondan nefret ediyorsun. Onun da bir gururu olabileceğini düşünmek bile istemiyorsun. Tamam? Sen öyle düşün. Ama gerçekleri çarpıtma. Anlamıyorsun beni. Biricik kardeşimin toprağa girmesine neden olan adamın kızıyla... Anne! Oldu. Sen bu nefretle yaşayamazsın. Senin bu nefretin hepimizi zehirler.